Herkese merhaba, mutlu günler. Bugün yine Galatasaray'ın gündemine ve öne çıkan haberleri sizlere aktarıyor olacağız. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de gündeminde önemli haberler, gelişmeler var. Merhaba Özgür, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, iyi akşamlar Aslı. Sen de iyisin umarım. İyiyim. Yarın da çok heyecanlı bir gün. Galatasaray eleme maçı oynayacak. Onu da konuşuyor olacağız. Nasıl bir Doğru, taktik plan doğru. çerçevesinde sahada olur diye. Okan Buruk'un, Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları var. Belki sen onlardan da bahsedeceksin. Tabii her ne kadar Galatasaray'ın rakibi olacak nitelikte olmasa da zor bir deplasman ve zor bir maç olacak Zalgiris maçı. Evet, detaylarına gireceğiz ama yavaş yavaş toparlanana kadar öncelikle yurt dışından başlayabiliriz. Tabii. Kylian Mbappe yurt dışı spor medyasını oldukça meşgul etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın teklif yaptığından bahsediliyor. L'Ekip'e göre Suudi Arabistan 300 milyon euro teklif etti Kylian Mbappe için Paris Evet, rekor Saint-Germain'e. bir teklif ama Ve Paris Saint rekor bir fiyat. Germain. Doğru. Paris Saint Germain bu teklifi kabul ediyor ama Mbappe'nin edip etmeyeceği belli değil. Yani Mbappe bu teklifi kabul etmiş değil. Sadece Paris Saint Germain Mbappe'ye tepkili olduğu için Mbappe biliyorsun Japonya'daki turnuvaya da götürülmedi. Bir Evet. şekilde Mbappe'den maksimum parayı alarak yolları ayırmak istiyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti Paris Saint-Germain kulübü ama Mbappe'nin edeceğini sanmıyorum. Ben de aynı fikirdeyim ama kulüpler arasında bir anlaşma olduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda Sky Sports'a göre Mbappe ile ilgilenen tek kulüp Suudi Arabistan değil, Chelsea, Manchester Evet, United, Tottenham, Inter, Milan ve sürpriz bir isim daha var, Barcelona. Dün benzer bir durum söz konusu olmuştu Zaha transferinde. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir çekişme olmuştu. Aslında Mbappe ile ilk ilgilenen takım Real Madrid'ti ama baktığımızda Barcelona'nın da devreye girdiğini görüyoruz. Sanırım bir donma oldu. Şu anda benim sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu yoksa sadece Özgür Sancar'da mı bir problem oldu? Evet, sanırım internetle ilgili bir sorun oldu. Tamam, teşekkürler. O zaman ben biraz aktarmaya devam edeyim. Sanırım internetle ilgili bir sorun oldu. Özgür Sancar tekrardan yayına katılıyor olur. Aynı zamanda Sky Sports'ta ön plana çıkan başka bir haber daha var. Aslında biraz Galatasaray'ı da ilgilendiren bir haber. Çünkü Galatasaray'ın transfer gündeminde Sabitzer vardı. Sky Sports'un haberine göre ise Borussia Dortmund, Bayern Münih'ten orta saha oyuncusu Sabitzer'i imzalamak için 15,1 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Evet, sizin de yorumlarınız geliyor. Biraz yorumlardan da okuyalım. Cem Gelendo, selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray Türkiye'nin futbol gündemini belirliyor. Sıra Avrupa'da demiş. Bars kolay gelsin yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Zekeriya Akın, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Alpay Sep, selamlar, iyi yayınlar demiş. Serkan Acar, selamlar. Zekeriya Akın, Mbappe'nin hedefi Real Madrid. Evet, öncelikle Real Madrid ki zaten Paris Saint-Germain'de Real Madrid'le anlaştığını düşündüğü için aslında satılık olarak çıkardı. Çünkü oyuncudan kar sağlamak istiyor. Alpay Sep, orta sahada gelişme var mı Özgür Bey diye sormuş. Onların hepsini konuşuyor olacağız. Berk Aydın geliyor demiş. Teşekkürler. Aslı, bu kadar sallama. Barcelona o kadar borcu var ki. Zaten Barcelona'nın direkt aldığını iddia etmiyoruz biz. Sky Sport'ta yer alan habere göre Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilendiği. Hatta bir oyuncu karşılığında, yani sadece parasal değil, oyuncu takasıyla da bu transferi yapmak istediğinden bahsediliyor. Zekeriya Akın, çok güzel geliyor demiş. Teşekkürler. Cem Gelen Dost, evet demiş. Nasrettin Hoca, ses var demiş. Teşekkürler. Sesiniz geliyor aslanım demiş.
Serkan Acar, Özgür Bey, Uğurcan konusu ne oldu? Olumlu bir gelişme var mı? Onu da konuşuyor olacağız. Miami'den iyi yayınlar demiş Barbenior. Teşekkürler. Zekeriya Akın, Erdem Timur'dan Mbappe hamlesi bekliyoruz demiş. Keşke olsa, güzel de olur. Şahin Gözde iyi yayınlar demiş. Gündemdeki haberleri aktarmaya biz devam edelim. Evet, Beşiktaş'ta da önemli gelişmeler vardı. Roman Saiz transfer konusunda Alsat kulübüyle anlaşmaya vardığını kaba bildirdi. Aynı zamanda Saiz'in çarpıcı ve önemli açıklamaları da vardı. Aylarca hiçbir şey söylemedim. Sezon sonuna kadar takıma ve işime odaklandım. Şimdi konuşmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Tek problem teknik direktörle alakalıydı. Geldiğimden beri böyle bir insana güvenemem diyebildiğim şeyler oldu demiş. Bu açıklamaları Foot Mercado'ya yapmış Saiz. Yani transferi düşünmesinin tek sebebinin Şenol Güneş olduğunu ifade ediyor. Mustafa Yaman, Mert Müldür haberi doğru mu yayınlar demiş, teşekkürler. İnternetle ilgili bir sorun oldu sanırım. Sorun çözülür çözülmez aramıza katılacaktır. Tekrar merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba, sesin geliyor, kusura bakmayın. Ne olduğunu ben de anlamadım. Bu sorunlar da artık beni fazlasıyla öfkelendirmeye başladı. Mesajları şeyler, teknik sorunlar. Görüyorum. Çok nadiren de olsa münferit bilmez birileri gelip mesaj atıyor. Onlarla da ilgili gerekeni yapacağımı bilmelerini isterim. Bilmesini isterim bu kendini bilmezlerin. Ama genel itibariyle bizi tanıyan, seven, destekleyen, bizi gerçekten seven ve bilgimize, fikrimize, karakterimize inanan insanlar burada. Onların desteğini teşekkür ederim. Arada böyle birkaç mesaj gördüm. Ben de yayına bağlanmayı, tekrar bağlanmayı denerken onları engelledim. Ama engellerken bu arada tabii ekran resimlerini de aldım. Gerekeni yapacağım onunla ilgili. Şimdi devam edelim. Galatasaray'ı konuşacağız. Başlıklarımız var. Tabii Uğurcan meselesinde sanırım birisi ortaya bir şey atmış. İşte Uğurcan Galatasaray'a gelmek istiyor şeklinde bir haber atmış. Daha doğrusu bir söz söylemiş. Bunun üzerine Uğurcan trend topik oldu Twitter'da. Bunu da konuşuruz elbette ki. Uğurcan Çakır evet, meselesi. Evet, Uğurcan Çakır'ın kendi açıklaması var aslında. Galatasaray'dan da yurt dışından da teklifler geldiğini söylüyor. Sanırım buna istinaden ortaya çıkan. Ya Uğurcan şunu söyledi. Uğurcan Galatasaray Avrupa kulübüm karar verecek dedi. Tabii evet. Bu söz ucu açık bir söz. Bunun nasıl yorumlanacağı çok önemli. Galatasaray'dan ilgi var, teklif var ki ben Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı gerçekten transfer etmek istediğine inanıyorum. Çünkü Muslera'dan sonra kaleyi devredebileceği en ideal isim Uğurcan Çakır. Dolayısıyla evet. Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı transfer etmek isteyeceğini düşünüyorum ve böyle bir temasın olduğunu zannediyorum. Çünkü abi Necdet Çakır da bu işleri yapıyor ve daha doğrusu temsilciliğini yapıyor Uğurcan Çakır'ın. Onunla bir temas olabileceğini, en azından koşullarının sorulduğunu biliyorum. Ama Uğurcan Çakır'ı Avrupa'dan çok dev, büyük kulüplerle transfer edebilir. İkinci kaleci pozisyonu için Paris Saint-Germain onun transferini düşünüyor. Luis Enrique'ye bu aktarıldı. Oscar Grau diye bir isim var. Barcelona'da yöneticilik de yaptı. Bir avukat. Luis Enrique teknik direktörken Barcelona'da o yönetimdeydi. Oscar Grau dolayısıyla Luis Enrique ile iyi ilişkilere sahip olan bir isim. Geçen sezon Girona'dan bir teklif getirmeyi planlıyordu Uğurcan Çakır için ama Girona son anda forvet almaya karar verdi. Yine Fransa'da da ilişkileri iyi olan bir isim bu Oscar Grau ve Fransa'dan Rennes'den teklif getirdi Uğurcan Çakır ama rakam düşüktü. Bu senede Luis Enrique bir ikinci kaleci arıyor. Paris Saint-Germain'de Keylor Navas ayrılacak. Oscar Grau, Luis Enrique ile Uğurcan Çakır'ın transferi üzerine konuştu ve Luis Enrique sıcak bakıyor. Ama şu anda Paris Saint-Germain Trabzonspor'a bir teklif vermiş değil. Bu vermeyeceği anlamına gelmiyor ki bence Trabzonspor'un istediği parayı da verebilir. Ayrıca Bayern Münih için de yine bir ikinci kaleci arayışı söz konusu. Bu çerçeveden baktığımızda da Uğurcan Çakır'ın yine Bayern Münih'e önerildiğini görüyoruz. Uğurcan Çakır Paris Saint-Germain'e giderse bence Donnarumma'yla çok ciddi bir rekabete, forma rekabetine girer ve bu rekabette Donnarumma'nın da üzerine çıkabilir, onu kesebilir. Ben çünkü Uğurcan Çakır'ın yeteneklerine çok güveniyorum ama Muslera sonrası Galatasaray'a gelirse harika bir iş yapılmış olur. Fakat işte Trabzonspor yönetimi yani ezeli rakiplerinden bir tanesinin en önemli oyuncusunu kaptırmak istemeyecektir. Bu açıdan ben bu dönem itibariyle zor görüyorum Uğurcan Çakır'ın transferini. Evet.
En çok sorulan isimlerden biri de Mert Müldür. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir oyuncu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme var mı bugüne yansıyan? Bugün yansıyan şöyle bir gelişme var. İddia Mert Müldür'ün Galatasaray'la anlaştığı yönünde. Ama Mert Müldür'ün kesin olarak Galatasaray'la anlaştığını söyleyemeyiz. Ama Mert Müldür'ün Galatasaray'a çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yayına girmeden hemen önce bir telefon görüşmesi yaptım. Bu telefon görüşmesini Max Hagmeier'la yaptım. Max Hagmeier Rapid Wien'de oynadığı dönemden bu yana Mert Müldür'ün menajerliğini yapıyor. Avukatı da bir Türk, Özgür Dobruca. Max Meyer şu anda görüşme halinde olduklarını söyledi. Hassas bir süreçteyiz. Konuşmam, yorum yapmam doğru olmaz ama daha sonra konuşacağız dedi. Ben onun sözlerinden birazcık da ısrar ettim tabii telefon konuşmasının devamında. Ben onun sözlerinden şu anda Galatasaray'la masada olduklarını ve bu işin final aşamasında sonucuna ulaştım. Bence Mert Müldür Galatasaray'ın yeni transferi olabilir. Galatasaray bu transferi kısa süre içerisinde açıklayabilir. Çünkü Galatasaray'ın işte sağ bek oynatabileceği, sol bek oynatacağı yerli bir oyuncuya ihtiyacı var ki az sonra konuşacağız. Ön bölgede çok sayıda yabancı transfer oldu. Hepsi de son derece önemli oyuncular. Bunları nasıl Evet. oynatılacağı, işte 3 tane yerli oynatmak zorundasın. Bu yerlileri hangi mevkilerde seçeceğin çok önemli. Dolayısıyla yerli oyuncunun varlığı, doğrudan oynayabilecek yerli oyuncunun varlığı büyük bir önem arz ediyor. O yüzden Mert Müldür transferi önemli. Fenerbahçe'de bu transfer için devreye girmişti ama Fenerbahçe'nin bir teklifi yok şu ana kadar. Galatasaray'ın bir teklifi olduğunu öğrendim. Mert Müldür de Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Yani sakatlanmadan önce Sassuolo'daki ilk döneminde Avrupa'da devam etmek istiyordu. Türk Ligi'ne çok sıcak bakmıyordu ama sakatlandıktan sonra dolayısıyla pazarı birazcık düştü. Geçen sene sadece 2 maç oynayabildi lig sonuna doğru. Dolayısıyla şu anda Türkiye'ye gelip kendini yeniden ispatlamak istiyor. Ben Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceğine inanıyorum. Umarım olur. Yerli noktasında çok da güzel olur. Yine transferden devam edelim. Galatasaray Zenit forması giyen Vendel'in şartlarını sorduğu iddia ediliyor. Takımdan Wendel ayrım. aslında Porto'da oynuyor, sol bek galiba. Zaten daha önce gündeme gelmişti Wendel ismi. Yani Galatasaray sol bekini buldu hem de bence Avrupa'nın en iyi sol beklerinden bir tanesini aldı, Angelinho. Çok başarılı olacaktır. Eğer Zaha'yı sol kenarda değerlendirmek isterse Okan Buruk, o Galatasaray'ın sol çizgisi gerçekten uçak ayarında ışık hızıyla gidip gelen iki oyuncuya sahip olacak demektir. Evet, doğru. Galatasaray'ın transfer gündeminde başka isimler var mı? Senin söylediğin bir tane İspanyol 8 numara gündemde diye. Saul Evet. Inges'in Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedildi. Saul Inges iyi para verilirse transfer edilebilecek bir oyuncu aslında. Saul Inges zaman zaman Diego Pablo Simeone ile sorunlar yaşadı Atletico Madrid'de. Ve gerçekten oyun aklı çok yüksek bir oyuncu ama Atletico Madrid'den tam 7 milyon euro kazanıyor. Ve Türkiye'ye gelirken daha fazlasını almak kaydıyla gelebileceğini düşünüyorum. Transferi açık bir oyuncu. Atletico Madrid'de de anlaşmak gerekiyor. Ama elbette ki Atletico Madrid'de anlaştıktan sonra Saul Ninguez'e de çok yüksek bir para ödemek gerekiyor. Galatasaray zaten Zaha için ve Icardi için yüksek paralı transfer yatırımları yaptı. Bir üçüncüyü alabilir mi? Bu durumda ben zor görüyorum biraz. Yani daha makul ücretlere getirebileceği bir futbolcu olabilir orta sahaya Galatasaray'ın. Bu arada dün Sergio Ramos'tan bahsetmiştik. Sergio Ramos şu anda boşta. Tabii temsilciliğini kardeşi yapıyor. Kardeşiyle kardeşinin Suudi Arabistan'dan bazı ekiplerle görüştüğünü biliyorum. Ben dün kendisiyle konuştum. Türkiye neden olmasın ama şu ana kadar resmi bir teklif yok dedi. Bence Galatasaray başarılı olabilmek için özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde Sergio Ramos ayarında bir sağlam, oyun bilgisi çok yüksek, lider nitelikli bir stoperle oynamalı. Bence Galatasaray'a çok büyük katkısı olur. Yaşı ne olursa olsun 2 sezon full performans oynayabilir. Zaten kardeşi Rene Ramos da dün kendisiyle yaptığım görüşmede Türkiye seçeneği açık tabii ki bizim için. Neden olmasın dedi. Evet, Bunu Okan Buruk bugün aynen. açık. Evet, Okan Buruk bugün açıklamalar yaptı. Sorulan sorulardan biri de transferdi. Zaha transferi öncesi görüştünüz mü? Kaç yıldız transfer daha olacak şeklinde sorular geldi. Okan Buruk transferler için yüz yüze konuşuyoruz, video konferans yapıyoruz. Bir oyuncunun hocasından bilgi alması önemli. Tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi.
transferi kenara bıraktık. İstediklerimiz ve düşündüklerimiz belli. Erdem Bey yönetim gerekeni yapıyor. Ben sahaya odaklandım. Transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Sahaya odaklanmak istiyorum. Değerli eleme maçları oynayacağız. Transferler gelir gider. Bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek diyor. Bu yaptığı açıklamadan nasıl bir sonuç çıkarırız? Aslında istediklerimiz belli diyor transferde. Erdem Timur'un yönettiğini söylüyor. Galatasaray'ın bu noktada transfer hamlesi ne olur bir sonraki? Evet, bu konuştuğumuz isimler dışında başka bir alternatif var mı? Ben bu uzun transfer döneminde Mertens'in Suudi Arabistan'a gidebileceğini düşünüyorum ki çok karlı olur Galatasaray için, iyi bir para kazandırarak giderse. Bunun dışında Sergio Oliveira'nın da satışı için Galatasaray'ın en az bir transferi yapar gibi mesai harcayacağını düşünüyorum. Ve orta sahaya çift yönlü oynayabilecek bir oyuncu gelecek. Çünkü bu aldığınız yaptığınız transferlerle orta sahada bağlantıları, pas oyununu, topa yönelik, top merkezli oyunu yönetebilecek iyi bir oyun aklına ihtiyaç var Galatasaray'da. Yani bu Oliveira ile olmaz. Oliveira geçen sezon sezonun son bölümünde çok düştü gerçekten. Ve çok büyük pas hatalarıyla, çok kritik noktalarda yaptığı pas hatalarıyla çok ciddi bir performans sorunu yaşadı. Dolayısıyla Oliveira'nın yerinde oynayabilecek sağlam bir orta saha oyuncusu lazım. Keşke Paredes olabilse. Paredes bu bahsettiğim özellikleri haiz, bu özelliklere haiz ve bunları sahaya yansıtabilecek nitelikte bir oyuncu. Ama sanırım onun önceliği Türkiye değil, sanmıyorum böyle zaten, bunu net biliyorum. Çünkü olsaydı zaten önceliği şu ana kadar Galatasaray transferi bitirmiş olurdu. Çünkü Paris Saint Germain'le Galatasaray bu oyuncunun transferi üzerine anlaşmıştı zaten. Ama önceliği o olmadığı için Galatasaray başka oyuncularla ilgileniyor. Saul Ninguez bunlardan bir tanesi olabilir mi? Evet, Saul Ninguez bir oyun aktı olabilir. Fred yine dinamik bir oyuncu olması nedeniyle, bir de yırtıcı bir oyuncu olması nedeniyle Galatasaray'ın orta sahasına dinamizm katabilir. Sen belki az sonra Sabitzer'den bahsedeceksin. Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi de Sabitzer'di. Bir evet. Diğeri de Lo Celso. İşte bu üçünün arasında aslında en iyi... sen yayından koptuğun sırada ben onu aktardım Sky Sports'un haberini. Evet, gündemdeydi ama şu an için Borussia Dortmund'la sözleşme imzalamak üzere olduğundan bahsediliyor. O yüzden şu anda Galatasaray'ın gündeminde olmayabilir. Anladım. Harry Kewell, Özgür Bey sizce 10 numara alınacak mı diye sormuş. Yani tamamen Mertens'in gidişine bağlı olarak Galatasaray böyle bir transfer yapabilir. Icardi'den bahsedelim istersen. Aslında Icardi ile Galatasaray evet. Anlaştı. Zaten el sıkışmıştı. Bugün Metin Öztürk bir kez daha bunu ifade etti. Menajeri Elio Pino ile de Galatasaray resmi sözleşme imzaladı. Dolayısıyla hiçbir Galatasaray'la endişe etmesin. Icardi gelecek. Ne zaman geleceği konusunda işte herkes bekliyor. Okan Buruk'un da şu anda ne zaman geleceğini bildiğini sanmıyorum. Çünkü bu doğrulama testleri, eşiyle ilgili doğrulama testlerinin sonuçlarına bakacaklar. O sonuçta göre bir tedavi programı, işte belki bir konsültasyon olacak Arjantin'deki doktoruyla, Türkiye'de tedavi olacağı doktor eğer lösemi ise, böyle bir şüphe var, şu anda konfirme edilmiş değil. Dolayısıyla bütün bunlara göre seyahatini organize edecekler. Icardi'nin, ama Icardi gelecek. Evet, bu hafta geleceğine dair iddialar da var sosyal medyada. Aynı zamanda Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro ücret ödendiği söyleniyor. Bunlara dair senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bir daha sorar mısın aslında o soruyu? Bu hafta geleceğine dair Icardi'nin iddialar var sosyal medyada. Olabilir, dediğim gibi yani Icardi'nin artık transferi resmi olarak sonuçlandı. Galatasaray 7,5 milyon euro garanti para ödeyecek. Ayrıca bonus ve değişik başarı kriterlerine bağlı bir takım ödemeleri de var. Paris Saint Germain'e de tam 10 milyon euro değil ama 10 milyon euroya yakın bir ücret ödeyecek. Galatasaray resmileştirdi bu transferi. Eğer dediğim gibi test sonuçları çıkmışsa bu hafta da gelebilir. Zaten geçen hafta gelmesi gerekiyordu. Planlama buydu. Galatasaray uçakla göndermişti. Evet. Serkan Acar, Özgür Bey, Uğurcan konusu ne oldu? Olumlu bir şey var mı? Aslında az önce aktardın Uğurcan Çakır konusunu. Evet, Uğurcan Çakır işte bir iddia üzerine Galatasaray'ın gündeminde olduğu haberlerine konu oldu ama daha doğrusu sosyal medyada böyle konuşuluyor. Ancak Uğurcan Çakır'ın açıklaması üzerine bu yorumlar yapıldı. Ortada somut bir şey yok. Uğurcan Çakır yani Avrupa'da Galatasaray'da bilmem bunu ama yönetim karar verecek dedi. Yani Uğurcan Çakır bana şunu soracak olursan, Uğurcan Çakır eğer yönetimler düzeyinde bir anlaşma sağlanırsa
Galatasaray'da oynamak ister mi diye soracak olursan oynamak ister. Muslera varken de oynamak ister. Çünkü Uğurcan Çakır artık havayı değiştirmek istiyor. Elbette ki Uğurcan Çakır Trabzonspor için önemli bir kaleci ama artık başka bir ufka yelken açmak istiyor. Ama şu an itibariyle Muslera varken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yine Muslera gibi birinci kaleci pozisyonda oynatabileceği bir kaleciyi alıp bekletmek istemiyor. Dolayısıyla Günay Güvenç meselesi birazcık daha ikinci kaleci pozisyonu için akta yatkın gözüküyor. Henüz transferi niye gerçekleşmedi diye soruyorlar. Batuhan Galatasaray altyapısından yetişen genç kalecinin bütün aktarıyla satılması söz konusuydu. Bu konuda sanırım bir anlaşmazlık söz konusu. Eğer bu giderilirse Günay Güvenç de Galatasaray adına transferi tescil edilecek oyunculardan bir tanesi. Evet, yorumlardan okumaya devam edelim. Sonra Galatasaray'ın eleme maçını da konuşacağız. Yasin Yıldız, sağ ol Nügez, eskisi gibi değil Özgür Bey. Hatalı olur sanki demiş. Bence de. Bence de. Yani tam Galatasaray'ın istediği bir oyuncu değil. Oyun aklı iyi ama Atletico Madrid'de problemler yaşadı. Evet. Cem Gelen dost Zekeriya kendine gel demiş. Özcan GS. Bana öyle geliyor ki Erden Timur İngiltere'den yine büyük bir sürpriz orta saha oyuncusu transfer edecek diyor. Evet. Olabilir mi? Tabii olabilir. Galatasaray'da her türlü transfer sürprizi olabilir. Dünyaca ünlü bir oyuncuyu Galatasaray'a getirecek dediler. Bu Zaha değildi. Zaha önemli bir oyuncu ama dünyaca ünlü bir oyuncu değil. O kategoriye girmiyor. Ama çok önemli bir transfer. Özellikle de Fenerbahçe'nin 2,5 aydır uğraşıyor olmasına rağmen transfer edememesine karşın Galatasaray'ın transfer etmesi bu transferi daha da büyük hale getiriyor bence. O bakımdan önemli bir transfer ama gerçekten dünyaca ünlü, herkesin tanıdığı bir oyuncuyu transfer edebilir Galatasaray. Evet. Ama illa orta saha için böyle bir transfer yapacağını düşünmüyorum ben. Yani başka pozisyonlar için de dünyaca ünlü bir oyuncu gelebilir Galatasaray'a. Alper Sepp bir soru sormuş. Olivier Mertens, Smith, Jordan biri veya birkaçı gider gibi ne dersiniz demiş. Hı hı. Bir daha söyler misin? Nasıl bir soru sormuş? Olivier Mertens, Mitsio'dan biri veya birkaçı gider gibi ne dersiniz? Birkaçı aslında burada gider bence. Yani Mertens'e işte Suudi Arabistan'dan teklif gelirse bu değerlendirecek. Olivier'in satışı için bence Galatasaray çaba harcayacak. Çünkü Olivier'in yerine çok daha özellikli bir oyuncu, orta saha oyuncusu almak istiyor Galatasaray. Hakan Uçan merhaba. Galatasaray'a şu an yapılacak en doğru transfer hangisi olur? İsimden önemli olan işlev mi? Stoper, orta saha. Sen Özgür Sancar yani. Sen olsan kime yönelirdin diye sormuş. Orta saha transferi için mi? Genel olarak. Transferde. Yani transferde Galatasaray'ın bir bence stopere ihtiyacı var. İyi bir stoper Şampiyonlar Ligi için. Bir de orta saha oyuncusu. Yani çift yönlü oynayabilecek bir orta saha oyuncusu. Selahattin Cin, Atilla Zalay gitti. Bana göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %30 azalmıştır. Özgür ne diyor acaba? Valla yeni aldıkları transfer, yaptıkları stoper Bekao. Udinese'den gelen Bekao Atilla Zalay'den daha iyi bir futbolcu değil. Hatta Atilla Zalay'ın oyun aktı ve pozisyon bilgisi Bekao'dan daha iyi. Dolayısıyla Fenerbahçe yani çok üst düzey stoperler almadı ve Atilla Zalay'ın gidişi elbette ki büyük bir kayıp. Tabii çok daha iyisi vardı. Kim Minji çok daha iyi olduğu için şu anda Bayern Münih'te oynuyor. Evet. Kim Minji, Atilla Zalay ikilisi gerçekten Fenerbahçe'yi sırtlayan bir ikiliydi. Yani Fenerbahçe'nin şu anda aldığı stoperler Gustavo Henrique de dahil olmak üzere buna şu an mevcut kadrosunda olan oyuncular yani giden oyunculardan Atilla Zalay'den ve Kim Minji'den iyi değiller. İşte ben Bekao güçlü bir oyuncu, yırtıcı bir oyuncu ama işte Serdar Aziz gibi. Pozisyon bilgisi en fazla Serdar Aziz gibi. Dolayısıyla o transferlerin Fenerbahçe'den çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Şöyle bir detay da var. Hem Kim Minji hem Atilla Zalay iki eski stoperi aslında aynı ligde forma giyecekler Bundesliga'da. Evet, doğru söylüyorsun. Mustafa Çayır, Reşika da alınmalı. Reşika Galatasaray için önemli futbolcu. Hem ofans hem defans oynuyor. Yani Reşika defans takım savunmasına çok yardımcı olan futbolculardan bir tanesiydi. Doğru bu. Ama işte Zaha da alındıktan sonra Reşika'nın transferi gerçekleşir mi şüpheliyim ben. Halbuki Reşika Galatasaray'da oynamak istiyordu. Norwich City'den kesin olarak ayrılmak istiyor. Çünkü Championship'te oynamayacak.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Almanya'dan gelen teklifler vardı Raşika'ya. Bu nedenle Raşika Galatasaray'da oynamak istediği için bu teklifleri dondurdu. Yani bu tekliflere net yanıtlar vermedi. Çünkü amacı Galatasaray'da oynamaktı. Fakat Norwich City yüksek bir rakamla pazarlıkları başlattı. 10 milyon euro istedi. Sonrasında Galatasaray'ın 5 yıllık 5 milyon euroluk bir teklifi vardı. Ve bunu vadelendirerek ödemeyi teklif etti Galatasaray. Fakat Norwich City buna yanaşmadı. Raşika'nın iradesi hala Galatasaray'dan Galatasaray'da oynamaktan yana, ama sayalım Galatasaray'ın ön bölgede İşte Yunus Akgün var kenarda oynatabileceğiniz. Zaniolo sağ kenarda oynuyor. Forvet arkasında oynuyor. Forvet arkasında yine Raşika'nın da oynayabileceği pozisyon olduğu için söylüyorum. Mertens oynuyor. Bakan bu geldi ileri uç için. Icardi geliyor. Zaha transfer edildi. Barış Alper Yılmaz var. Yani bu noktada hem yabancı bolluğu hem de ön bölgede kanatlarda kenarlarda oynatabileceğiniz oyuncunun çok olması nedeniyle, ki Raşika solda da oynayabiliyor. Raşika'ya yer var mı? Galatasaray böyle bir transfer yatırımı yapar Raşika için, bundan emin değilim. Eğer Zaha gelmeseydi Raşika konusunda ısrarcı olacağını düşünüyordum Galatasaray'ın. Bu arada Fenerbahçe'nin Raşika'ya talip olduğundan bahsediliyor. Evet, Fenerbahçe'nin böyle bir girişimi var ama Norwich City yüksek bir rakam istediği için Fenerbahçe de bunu vermeye razı olmadı. Bundan sonraki aşamada bir rövanşist anlayışla, yani Zaha'nın rövanşını almak için Raşika'yı transfer ederler mi? Raşika bence Türkiye'de Galatasaray'da oynamak ister. Ama Galatasaray'da oynama koşulları bütünüyle ortadan kalkmışsa, ki şu anda öyle gözüküyor, şu an itibariyle öyle gözüküyor, o zaman Almanya Bundesliga'ya gidebilir. Çünkü orada gerçekten onu isteyenler var ve Werder Bremen de çok iyi bir izlenim bırakmıştı Alman futbolunda Raşika. Evet, aslında Galatasaray'ın yapısına girmişken SSPN'de Galatasaray'ın yeni ön üçlüsü sorun olacak şeklinde bir paylaşım vardı. Orada Zaha, Icardi ve Zaniolo'nun fotoğrafı vardı. Buradan yola çıkacak olursak Galatasaray ön bölgede Zaha, evet, Icardi, Zaniolo'yu mı oynatır? Nasıl bir planla sahada oynar? Evet, belki eleme maçına yetişmeyecek yeni transferler ama sezon içerisinde Okan Buruk'un planlaması şu yapılan transferlere göre sence nasıl olur? Yani tabii çok zor. Bir kere Kerem'e koyacak. Kerem 3 tane yerli oynatmak zorundasınız. Abdülkerim Banko. Sayalım Abdülkerim Banko. İkinci Banko kim olabilir? Galatasaray'da oynayabilecek Banko. Orta sahada yani ya da kenarlarda. Barış Alper ve Kerem ikilisinden bir tanesini düşünüyoruz. Bu durumda işte Bakan bu. Bence yedek bekleyecek ve hamle oyuncusu olacak. Icardi'yi kesmek mümkün değil. Zaha oynayacak. Zaha'yı sağ kenara koyabilir. Mertens'i kenara tutacak, kenarda tutacak ve Zaniolo forvet arkası oynayabildiği için Zaniolo'yu forvet arkasında oynatacak. Sol tarafa yine Kerem'i koyacak bence. Çünkü Zaha solda oynuyor ama sağda da oynayabilme özelliğine sahip. Orta alanda bir yerli oynatmak zorunda. Üçüncü yerliyi orta alanda bulmak zorunda. Kaan Ayhan belki Torreira ile birlikte oynayabilir. Torreira birazcık daha göbekte. Kaan Ayhan defansif orta saha olarak. Böylece üç yerliyi bulabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir zaruret yok. Fakat 34 maç var Süper Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde işte elemeleri geçtikten sonra, playoff'u geçtikten sonra grupta 6 maç var. Sonrasında işte 2 maç oynuyor. İnşallah Galatasaray çıkar, daha fazla oynar ama yani ligle karşılaştırılamayacak ölçüde az Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısı. Elbette ki Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'deki gibi bir kısıtlama olmadığı için istediğiniz kadar yabancı futbolcuyla sahaya çıkabiliyorsunuz. O zaman böyle bir sorun olmaz ama Türkiye'de işte hangi yerlileri oynatacağı, ön bölgede hangi oyunculardan feragat edip hangilerini oynatacağı merak konusu. Benim aklıma gelen ilk senaryo bu. Yani Kerem'i kesemez, yerli oynatmak zorunda. Orta sahada bir oyuncu tercih etmek zorunda. Kaan Ayhan tercih edilebilir bu aritmetiğe baktığımızda, ya da Berkan tercih edebilir. Berkan Kutlu. Zaman zaman ikisi değişebilir. Ama işte Zaha'yla Zaniolo'yu oynatmak zorundasınız. Zaha, Zaniolo, Kerem, önlerinde Icardi. Benim aklıma gelen ilk plan bu şekilde. Peki. Aslında eleme maçına da yavaş yavaş geçelim. Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cuber'in bir açıklama yaptı. Galatasaray'la ilgili önceden bilgim yoktu. İnternetten baktım. Galatasaray çok büyük bir takım. Her yerde çok bilgi var. Tarihi olan geleneksel bir kulüp. Biz bu maç için hazırlanıyoruz. Biz kendi işimizi yapıyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Nasıl bir maç ortaya çıkar yarın? Okan Buruk nasıl bir planla çıkar? 11'i nasıl olur? Senin öngörülerin neler yarınki maça dair?
Yani çok sürpriz bir 11 çıkacağını sanmıyorum. Sanırım Barış Alper'i santrfor mevkiinde oynatacak Okan Buruk. Çünkü Cedric Bakambu ve işte yeni transfer Zaha İstanbul'da. Onlar takım gelene kadar İstanbul'da hazırlanacaklar. İşte özel hayatlarıyla ilgili, evleriyle, yerleşimleriyle ilgili detayları çözecekler. Galatasaray'da kimin nerede oynayacağı belli. Stoperler belli. Sol bek Angelinho olacak. İşte sağ tarafta Sacha Boey oynayacak. Torreira'nın sakatlığı var. Sergio Oliveira'nın sakatlığı var. Bu durumda Kaan Ayhan'ın Berkan'ın orta alanda oynama ihtimali çok daha yüksek gözüküyor bana. Sol kenarda Kerem oynayacak. O Mertens yine forma giyebilir bu karşılaşmada forvet arkasında. İşte sağ kenarda da Yunus'un oynama ihtimali ya da Barış Alper'in oynama ihtimali yüksek. Ya yani sağ kenarda Zaniolo oynar muhtemelen. Barış Alper ön bölgede oynar, ileri uçta oynar ama Zaniolo'nun da biliyorsun tek forvet oynama özelliği var. Belki Barış'ı sağ kenara koyup bir kenar hücumcusu olarak değerlendirebilir. Merkez forvette yani santrfor mevkiinde Zaniolo da değerlendirilebilir. Onların arkasında Mertens olur. Ben böyle bir düzenle çıkacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Dünkü yayınımızda Sunni Çim'in problem olabileceğinden bahsetmiştik ama Galatasaray altyapı takımlarının Sunni Çim kaplı antrenman sahasında antrenman yapmış. Dolayısıyla birazcık alışkanlık elde ediyor bu antrenmanlar sayesinde Galatasaray. Ama maçın başlangıcında zor olabilir. Çünkü doğal çimdeki gibi topu kontrol edemezsiniz. Mesafe ayarını kolay yapamazsınız. Ama Galatasaray'da gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek oyuncular var. Onlar bu zorluğu çok kısa bir süre içerisinde, maç başladıktan çok kısa bir süre içerisinde atlatacaklardır. Ben Galatasaray'ın oradan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum az. Evet, aslında antrenman görüntülerini de görüyoruz, sosyal medyada paylaşılıyor. Takımın çok motive olduğu ve keyifle çalıştıkları görülüyor. Senden bir skor tahmini isteyeceğim yarınki maça dair. Sence? Yani skor tahmini aklımdan hiç geçmedi ama Galatasaray'ın gol yemeden kazanacağı bir maç olur. 2-0 olabilir. 2-0. 3-0. Evet, 2-0. takipçilerimiz de bu konuya dair yorumlarını paylaşabilirler. Skor tahmini yapabilirler. Bir süper Birkaç, sticker'ımız var evet, bir aslında. süper sticker'ımız var. Maximilian, Sergio Ramos gelirse sahaya atlayacağım demiş. Evet, bence de İnşallah gelir. Bu büyük transfer çağrıyı da olur. kutlarız. Bence de büyük transfer olur. Ve Galatasaray'ın Sergio Ramos gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Evet. Soner Tuna, Özgür abi selam. Abi, federasyon Ali Koç'la birlikte yol alıyorlar. Federasyon sizce şaibe yaratacak mı? Güven hiçbir şekilde vermiyor. Özgür abi, düşüncen benim için önemli demek istemiş. Evet, yani şu Süper Kupa maçını niye devre arasına alıyorlar? Gerçekten bunu anlayabilmek mümkün değil. Yani Ocak ayında yapacaklar. Sanırım işte yoğun takviminde kimse itiraz etmesin. Her takım işte ön eleme maçı oynuyor, sakatlık olur. Yaz dönemi sıcaklar ağır bastı. Bu sezon anormal bir sıcak var. Bütün bunları gerekçe gösteriyorlar. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun başta 1959 öncesi elde edilen kupaların şampiyonluk sayılarak işte yıldız tasnifinin yeniden yapılıp yapılmayacağına dair bir kurul oluşturması, teşkil etmesi ve kendi kararını sorgular hale gelmesi, kendi hukukunu sorgular hale gelmesi başlı başına bir eleştiri konusu ama öyle Fenerbahçe'nin baskın olduğu, Fenerbahçe'nin etkin olarak federasyon kararlarını verdiği bir dönem olmaz Türkiye'de. Çünkü Galatasaray'ın da etkinliği var. Yani Galatasaray buna karşı direnir. Geçen sezon olduğu gibi. Dolayısıyla ben o kadar çok büyük bir endişe sahibi değilim ama çok büyük yanlış yaptı federasyon bu kurulu kurarak. Dediğim gibi federasyonun bir kuruluş tüzüğü var. Bir hukuku var yani. Kendi hukukunu inkar etti. Bence yanlış. Ama bunu da niye yaptılar diye sorarsam benim aklıma gelen tek bir neden var. İşte bu kuruldan olumlu sonuç çıkmayacak. Yani Fenerbahçe'nin istediği bir sonuç çıkmayacak. Ve dolayısıyla diyecek ki Türkiye Futbol Federasyonu bak talep ediyorsunuz uzun süredir bu konuda kamuoyu oluşturuyorsunuz ama kurulumuz inceledi ve 1959 öncesi kazanılan mahalli liglerde ya da işte 2-3 takımın katılımıyla oluşan turnuvalarda kazanılan kupalar şampiyonluk değeri taşımıyor. Onlar sizin müzenizde şampiyonluk kupası olarak kalabilir ama bizim 2001'de kabul ettiğimiz kural çerçevesinde değerlendirilemez. 2001'de neyi kabul etmiştik? Her 5 şampiyonluk için bir yıldız formanıza koyabilirsiniz demiştik Süper Lig kulüpleri için. Dolayısıyla bu kategoride değil 59 öncesindeki kupalar deyip işi bitirebilir. Böylece bu tartışmalara son vermek istiyor olabilirler. Evet, skor tahmini yapanlar da var. Onları da söyleyelim. Aliş Ak 2-0 Galatasaray.
Yasin Yıldız 2-2 kazanırız demiş. Ya da 0-0 yeniliriz demiş. Sergio 3-1 alırız demiş. Alparslan 2-1 olur demiş. Aleyna Galatasaray 7, Zalgiris 0 demiş. Bu biraz çok şey olmuş ama umarım olur. Evet, umarım olur. Beşiktaş ne zaman imza atacak? Kim? Zaha ne zaman imza atacak diye sormuş Aleyna. Zaha imza attı. Zaha'nın transferi resmileşti. Bu arada soranlar oluyor Aslı. Galatasaray'ın maçı yarın saat 19'da. Evet. Ve Esport yayınlayacak maçı. Esport. Zaha imzayı attı bu arada. Beşiktaş'la ilgili soracağım bir soru vardı galiba. Ya da aktaracağım bir bilgi vardı, bir haber vardı. Evet, Beşiktaş'ta da aslında bunu aktardım yine sen yayından koptuğun sırada. Roman Saiz Alsat takımına transfer oldu. Ona dair yaptığı açıklamalar vardı. Şenol Güneş'e hedef gösterdi. Senin buna dair bir yorumun varsa ekleyebilirsin. Yanlış yani. Gittikten sonra teknik direktör hakkında konuşmak yanlış. Teknik direktörün yüzüne söyleyip ondan sonra gittikten sonra da kapıyı kapatmamak çok daha iyiydi ama zaten bu futbolcu yani Saiz Beşiktaş'tan gitme amacını Ocak ayından bu yana yani Dünya Kupası'ndan bu yana taşıyor. Dünya Kupası'nda iyi performans sergilediği için çok daha üst liglerde oynayabileceğini düşünerek İtalya'ya gitmeye çalıştı ama beklediği teklifleri bulamadı. Bu dönem menajeri İngiltere'yi çok karıştırdı, kurcaladı ama oradan da beklediği teklifleri alamadığı için Suudi Arabistan'a gitti, El Saat'a gitti. Dolayısıyla bence yani çok da kayda değer değil Roman Sainz'ın sözleri. Çünkü tutarlı bir davranış biçimi sergilemedi. Evet, Fenerbahçe ile ilgili de bir haber vardı. Manchester United Altay Bayındır için 5 milyon poundluk bir teklif düşünüyor. Daily Mail'in haberi. Sence Altay Bayındır bu sene transfer olur mu? Vallahi Manchester United bir kaleci aldı, Onana. Onun arkasına ikinci bir kaleci alacak. Çünkü De Gea'ya gitti. De Gea'dan sonra ya ikinci kaleci konusunda da problemleri var. Altay ikinci kaleci olarak gitmek isterse böyle bir transfer olabilir elbette ki. Yani tamamen Altay'ın iradesine bağlı. Ajax'la ilgili bir gelişme var. Aslında İsmail Kartal ve ekibinin Altay Bayındır'ı çok desteklediği, güvendiği de ifade ediliyor. Tabii Ankara Gücü'nde birlikte şampiyonluk yaşadılar birincilikte. Sence transfer edilir mi yoksa bu sezon yani, Altay Bayındır'la devam edilir mi? Yani Altay eğer yabancı bir kaleci gelirse Fenerbahçe ki Livakovic işi çok uzadı bence. Eğer Fenerbahçe bu Livakovic işini tamamlarsa ya da bir başka kaleci alırsa Altay mecburen gidecek. Çünkü yedek kalmak istemiyor. Ama United'a mı gider yoksa orta ölçekte de kabul edebileceğimiz bir Avrupa takımına mı gider bilmiyorum. Ama United söz konusuysa ikinci kaleci pozisyonuna gidecektir. Gene orada çok büyük bir rekabet söz konusu olabilir. Bence giderse de rekabetin içerisinde yer alır. Evet, Fenerbahçe Atilla Zalai'nin de satışıyla birlikte bu yaz transferden şu ana kadar 42.8 milyon euro kazanç elde etti. Bu ciddi bir rakam. Hemen bunu şununla bağlamak istiyorum. Bir dinleyicimiz sormuş. Türker Uğur'a Fenerbahçe futbolcu satıyor. Galatasaray niye satamıyor? Galatasaray da satar. İsterse satar. Galatasaray'ın oyuncularına da teklifler geliyor ama Galatasaray değerini bulan oyuncusunu satar. Yani öyle satmak için satmaz. Bir kere Fenerbahçe'nin kazandığı sözleşme fesih bedelleri var. Arda Güler'den işte Atilla Zalai'den bundan sonra evet. Da gönderebilir ama Fenerbahçe'nin yaptığı transferler çok pahalı. Yani Fenerbahçe'nin sadece satışından kazandığı paraya bakmamak lazım. İmzaladığı sözleşmeler, verdikleri kiralama bedelleri, sözleşme fesih bedellerini de karşılaştırdığımızda ortaya artı bir değer mi çıkıyor, eksi bir değer mi çıkıyor ona bakmak lazım. Tek açıdan bakarsak yani sadece sattıkları açısından bakarsak yanlış yapmış oluruz. Aldığı da 7 tane transferi var şu ana kadar. İşte 5 milyon euro Edin Dzeko'ya sözde imza parası işte 5 milyon ve bonuslarla birlikte maaş. Sonra aynı şekilde Dušan Tadić'e çok yüksek bir maaş. O da 5 milyon euroya yakın belki de. Beka için ödenen 10 milyon euroya yakın bir sözleşme fesih bedeli. Diğer transferler için ödenen paralar. Dolayısıyla bütün bunları da alt alta koyup hesapladığımızda satışı gerçekleşen oyunculardan gelen paradan çok daha büyük bir yekün çıkabilir ve ortaya eksi bir rakam çıkabilir. Bunu da değerlendirmek lazım. Evet, bir de tabii şu açıdan da bakmak lazım. Galatasaray
çok iyi bir kadro kurdu geçtiğimiz sezon ve o kadroyla şampiyon oldu. Zaten transfer politikası da kadroyu olabildiğince korumak ve ekstra Şampiyonlar Ligi için takviye yapmaktı. Böyle baktığımızda aslında şu anda tablo çok da şaşırtıcı değil. Ama tabii ki daha transfer dönemi devam ediyor. Galatasaray'dan ayrılan isimler mutlaka olacaktır. Yeni gelenler de olacaktır. Yani uzun bir süre daha transferi konuşuyor olacağız. Evet. Ali Şak yönetim transfer sürecini gizli tutuyor. Paredes'e mi yoğunlaştık yoksa Fred mi? Ayrıca hangisi bizim için daha çok yararlı olur? Yani hangisi yararlı olur sorusuna verebileceğim tek bir cevap var. O da Paredes. Ve kısa bir cevap var. O da Paredes. Paredes gelirse harika olur ama Fred de çok iyi bir oyuncu. Ama işte onu ikna etmek lazım. İkna edilebilir mi ondan emin değilim. Fakat Galatasaray orta sahaya kesinlikle bir oyuncu alacak. Bundan eminim. Evet, Aleyna Özgür abi İngiliz basını Galatasaray'ı küçümsedi demiş. Niye küçümsedi Aleyna? Ben anlamadım İngiliz basını. Yani ne yaptı da küçümsedi? Ha, Zaha konusunda mı? Yani çünkü Zaha'nın da İngiltere'de kalbur üstü takımlara transferi söz konusuydu elbette ki. Ama tabii Zaha konusunda ikna edici bir özellik gösterdi Galatasaray yönetimi. Onu hem sportif projesine inandırdı Galatasaray hem de elbette ki onun ücret standardına yakın değerleri ortaya koydu. Ve tabii Zaha'nın da artık ortamı değiştirmesi lazımdı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda oynaması lazımdı. Bu olanağı sundu Galatasaray ona. Dolayısıyla Zaha transferini Galatasaray büyük bir maharetle gerçekleştirdi. Yani çok mahir olmak lazım bu tür transferleri yapabilmek için. O yüzden tebrik etmek lazım Galatasaray yönetimini. Evet, aslında yavaş yavaş yayının sonuna geldik. Çok fazla yorum geliyor. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum ben de aktarmadığımız kalan bir detay var mı diye. Aslında hepsini aktardım. Sanırım her şeyi konuştuk, evet. Zaten yarın önemli bir gün, elime maç oynayacak Galatasaray. Umarım oradan güzel bir sonuç alıyor oluruz. Bir sonraki yayınımızda o zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Bizi takip eden, yorum yapan, dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.